Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda bu kez RLC diferansiyel denklemi için blok diyagram çizimini yapmaya çalışacağız. Tabii ki öncelikle işlem adımlarımız neydi? Önce bir onu hatırlayalım. Öncelikle input output'u i, y ve u'lu cinsten yazdık mı? Bunu kontrol edelim. Input output'umuz u ve y'li mi? Bunu kontrol ettiğimizde görüyoruz ki u'lu ve zaten bunları hesaplamıştık. Sonrasında ise türevlerden kurtarıp integralli yazmamız lazım. Şimdi şuna birinci aşama dersek yine. Şurada ikinci aşamada ne yapmamız lazım? İntegralli yazmamız lazım. İntegralli yazmak adına da işlem prosedürünü başlatıyorum arkadaşlar integralli yazmak adına ne yapmamız lazım? Şimdi size soruyorum. En yüksek dereceli türev kim var burada? İkinci dereceden türevimiz olduğu için ne yapmamız lazım? Bunu iki katlı integralle tüm türevleri yok etmek adına en yüksek türevi yok edersem otomatikman diğer türevler de zaten yok olacaktır mantığıyla. Bu kısımda iki tane türev, iki tane integral olduğu için sonucumuz ne hale gelecek arkadaşlar? C y'ye dönüşecek mi? Evet. Sonrasında ise bir tane türevle bu integral birbirini götürecek. Sonrasında ise bir integral fazlalığımız olacak. Bu integral fazlalığımız ise şu şekilde y'ye şu şekilde gelecek arkadaşlar. Sonrasında ise bu zavallının hiçbir suçu yokken iki tane integrale maruz kalacak şu şekilde. Yapacak bir şey yok buna. İki tane integral mecburen bu vatandaşa bu şekilde yazmış olacağız. Sonrasında ise buradaki elemanımızda da bir türevle integral yine birbirine götürüp bir tane integral şeklinde şu şekilde inputumuzu integralleyeceğiz. Bunu yaptıktan sonraki aşama ise hatırlayalım. Üçüncü aşamada ne vardı? Şuraya yazalım. Y'yi yalnız bırak. Yani y eşittirli yaz. Tüm denklemi y eşittirli yazmaya çalışacağım. Ve hatırlarsak bir önceki videodan arkadaşlar ne yapıyordum? S e aynı kaç, aynı dereceden integral varsa mesela burada birinci dereceden, burada da birinci dereceden bunları beraber yazarsak çizimde biraz daha kolaylık sağladığını hatırlıyorsunuzdur diye umut etmekteyim. Şimdi y'yi yalnız bırakma adına adımları step step yapmaya başlıyorum. Diyorum ki... C'ye eşittir. Şimdi bunların hepsini karşı tarafa attığım zaman şu hale gelir mi? Öncelikle aynı integral olanları şu şekilde bir yazalım. Aynı integral içerisine şu ikisini aldım. Şunu ve şunu şu şekilde alayım mı arkadaşlar? Şöyle bir şey görüyorum. U eksi şu bir belir R'yi de içeriye atıyorum şu şekilde. 1 bölü R Y dt olduğunu görebiliyor musunuz? Yani şununla ve şunun da olan işlemi yaptım. Tabi bunu bu tarafa attım. Eksilik şunun bu tarafa atılmasından geliyor. Sonrasında ise iki katlı integral de tabi bu tarafa atılacak ki y burada yalnız kalsın. Dolayısıyla artık şunun bu tarafa atılmış halinin eksilisinden gelen iki katlı integralim var. Şimdi tabi ki burada bir bölü unuttum yazmayı. Fark etmez aslında. İçeri de yazarım ama genelde ben integral işlemlerini yaptıktan sonra yazdığım için 1 bölü yine de yazalım tamam. Şu şekilde y dt dt şeklinde yazıp bu işlemin eee y yalnız bırakmaya yaklaşmaya başladık. Yani bir son bir adım kaldı burada. Siz de bunu fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sonrasında ise şöyle yaptık. E, y eşittir yazacağız şimdi şöyle. y eşittir yazacağım C'yi bunların al altına atıyorum ve şu anda y yalnız kalmaya başladı. Dikkat ederseniz u eksi 1 bölü r y dt şeklinde oldu. Eksi 1 bölü l c integral yani aslında şurada şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Yani dedim ki varyasyonlarımız o kadar çok ki o kadar çok ki varyasyonlarımız. Şöyle yapıyorum bakın. Diyorum ki şu bir c hepsinin dışında olsun şu şekilde hiç bozmayayım iş taraf. Yani bunlar kendi kafamıza göre Yani diğer türlü yapsaydık bulamaz mıydık? Bulurduk arkadaşlar. Sadece ben en sonda çıkıp y'ye gideceğim. Y'ye gitmeden önce bir de bir c ile çarpacağım ve sonuca doğru gideceğim. Bugün biraz hastalığım dolayısıyla modum olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çizimi yapmaya başlayacağız. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle diyorum ki size. Nasıl yapıyorduk? Hatırlatın bana. Ne yapıyordum? Bir tane input'u çiziyordum. Nereye çiziyordum? Şu tarafa mesela bir input çizdim. Şu tarafa input'u başlattım. Sonrasında ise şu tarafa kimle bitiriyorum arkadaşlar? Output'ta bitiriyorum. Sonrasında ise şuradaki denkleme odaklanıyorum. Mesela bir tane seçiyorum. Mesela şurada şunu görüyorum. Şu integral ile şu iki katlı integralin en son toplama işlemine gireceğini yani şunun eksi bir bölüsüyle top, toplama işlemine gireceğini görüyorum. Ve öncesinde bir de burada neyi görüyorum? Y'den bir kere al diyor. iki kere integrale şu şekilde sokalım arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Mesela şuradan alalım. Şimdi şu tarafa doğru bir gitmeye başladım. Kafanıza göre gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne diyor bana? Y'yi bir kere integral, integre et. Şu kutuyu yazdım arkadaşlar ve bir kere integre ettim. Sonrasında bir integral yaptım. Sonra bir integralle bir bölü kaldı. Tabii ki varyasyonlar burada bize kalmış. Dolayısıyla devam ettiriyorum. Bu işlemin sonucunu Bu kez şöyle yapmaya karar verdim Mesela ne dedim Nasıl olsa şöyle yazabiliyorduk Hatırlıyor musunuz integralin yanına Bir katsayı yazabiliyorum Burada kat sayısı ne 1 bölü L Eksi 1 bölü L alıp toplama işlemine de sokabilirim Bu şekilde ben ama 1 bölü L yazıp Eksili kullanmayı tercih ediyorum ee, Buradan çıkan sonuçta ne oluyormuş Şimdi şuradan bakıyorum Buradan çıkan sonuçta birileri toplanacak kim toplanacak ona gelelim şimdi. Bu kez y'den şöyle eksi 1 bölü r alalım. Şöyle yapıyorum bakın. Bu kez y'den çıktım yine. Şu tarafa doğru gideyim bu kez. Buradan mesela önce 1 bölü r ile çarpalım bunu. Şu şekilde yazalım. 1 bölü r ile çarptım. Devam ediyoruz. 1 bölü r ile çarptıktan sonra U ile topla demiş. U ile topla demiş. Şuradan U'dan aldım o zaman. U'dan buraya geldim. U ile bu ikisini ne yap diyor arkadaşlar? Topla diyor. O zaman şöyle yapıyorum. Şuraya bir toplama işlemi koyuyorum. Dolayısıyla bunu da buradan birleş şöyle yapalım. Bunu da bu ikisi u ile eksi 1 bölü r y eksi 1 bölü dediği için şunun Eksi şuradan şu an ne var? Bir bölü, 1 bölü r çarpı y var. Dolayısıyla bana eksilisi lazım olduğu için şuraya eksilisini koydum. Tamam. Sonrasında ise bu eksilisini koyduktan sonra bu ikisini toplam hali sonucu şu olsun. Sonucu şu olsun arkadaşlar. Sonrasında ise bu ikisinin sonucu neye giriyormuş? Bir integratöre giriyormuş şöyle şu şekilde. Bu x bunun da integralini aldıktan sonra bunu buradan bunun sonucu ile yani bunun sonucu ne? Şöyle çizelim. Bunun sonucu ile bunun sonucu yani şuradaydı en yani son toplanıyormuş ama kimin eksilisi? Bunun eksilisi olacak. Peki o zaman diyorum. Mesela çizimin burada biraz garip duracağını ben şu an hissetmeye başladım ama dediğim gibi herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Buradaki bunu yaparken istediğiniz varyasyonu dediğim gibi yapabilirsiniz. Sonrasında ise mesela bu ikisi ne oluyormuş? Bununla bu şurada toplama işlemini ama şunun eksilisi olarak toplama, iş, toplama işlemine giriyormuş. Ama ne demiştik? Bunun eksilisi olacağı için şu şekilde de eksisini koyuyorum. Bu okun bu okun eksisini koyduktan sonra buradan çıkan sonuç neyle çarpılıyormuş arkadaşlar? 1 bölü c ile tamamı değil mi? Sonuçta bu toplamın tamamı şu kırmızının içerisi. Kırmızının içerisi tamamen neyle çarpılacak? 1 bölü c. Öncelikle buranın sonucunu bir çizelim bakın şöyle bir şey yapıyorum buranın sonucunu çizip 1 bölü c ile çarpıp neye eşitleyeceğiz y'ye gideceğimiz için y'ye yaklaşmak istiyorum bir şekilde arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum o zaman buradan çıkan sonucu aldım bakın şöyle götürüyorum buradan çıkan sonucu aldım 1 bölü c ile çarpılacağını biliyorum 1 bölü c ile çarptıktan sonra artık kimi oluşturmuş oldum arkadaşlar şu, şuranın tamamını toplayıp geldim. Toplayıp geldikten sonra kime eşit olduğunu görüyorum. Y eşit olduğunu görüyorum. Topladım, geldim. 1 bölü C ile de çarptım. Artık buranın Y'ye eşit olduğunu biliyorum. Demek ki Y'ye eşit madem şu şekilde bitiriyorum Y'de. Şöyle de bitirebilirdim ama şöyle daha biraz daha düzgün dursun diye. Bu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar. Bu çizimimiz çeşitli varyasyonlara istediğiniz şekilde uğratabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir bölü L ile ayrı da çarparsınız vesaire. İşte yani size kalmış dediğim gibi. Burada eksi bir bölü L ile çarpıp burayı eksi ile göstermeyebilirdiniz. Aynı şekilde şuraya eksi yazıp burayı göstermeyebilirdiniz. Ama eksi kullanmaya alışın diye bu şekilde çizmeye karar verip bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Dolayısıyla da üçüncü adımı da yapmış olduk. Dördüncü aşamada da çizme işlemini bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle yazalım istiyorsanız çizimi bitir. Çizimi de bitirdiğimize göre blok diyagramı bu şekilde RLC devresi için çizmiş olduk arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.